Nurcan Hocam, hormon hastalıkları ve polikistik over nedir? Evet, polikistik over çok sık görülen bir sendrom, özellikle son yüzyıllarda. Yumurtalıklarda bol bol yumurta vardır ama yumurtalar inci tanesi gibi böyle yumurtalığın etrafına dizilmişlerdir. Evet. Ve 14. günde çatlaması gereken yumurta yeterince büyüyüp 2 santime ulaşmaz. Böylece çatlama olmaz ve yumurtalığın o kabuğu çok kalın olduğu için o kabuktan da bir hormonlar salgılanır. Çok fazla hormon salgılanır. O hormonlardan bir de kırlanmaya neden olur. O hormonların salgılanması devam eder. Yumurta çatlamadıkça rahim iç tabakası kalınlaşır ve işte kırlanma artışı gibi, adet düzensizliği gibi ileri yaşlarda, geç yaşlarda ama ileri yaşlarda rahim hastalıkları, hatta rahim kanserine kadar böyle 3-4 ayda bir adet görenlerde özellikle giden sorunlara neden olan bir sendromdur. Polikistik over sendromu. Hastalar kistim varmış diye gelir ama kistleri yoktur aslında. Kistler daha çok böyle 2-3 santimden büyük su dolu keseciklere biz kist diyoruz. Ama bunlar 10 milimetrenin altında küçük küçük böyle yumurtanın kabuğunun, sert kabuğunun altında, kalın kabuğunun sert demeyeyim, altında küçük küçük 10 milimetrenin altındaki kistikler halinde dizilirler. Bu da bir takım işte hastalıklara ve bazen çok %20 kadarı çocuk olmasına engel olabilen bir sendromdur. Kıllanma artışına vesaire. Evet, çok duyuyoruz bunu. Mesela bayanlarda tüylenme oluşuyor, kıllanma oluşuyor. Bunun sebepleri de yine hormonal faktörler. Evet, sadece tabii yumurtalığa bağlı hormonlara değil, böbrek üstü bezlerine ya da bazen ciltteki faktörlere bağlı olarak kıllanmalar da oluşabilir. Ama bizi ilgilendiren, yani kadın doğumu ilgilendiren kıllanmaların çok önemli bölümü polikistik over'e bağlıdır. Bazen de kıllanma artışı yapan bazı tümörler vardır, malign hastalıklar vardır. Bazen de onlara bağlı olabilir ama en sık rastladığımız konu, sorun polikistik over'dir kadınlarda. Hormonal bozukluk olarak, adet düzensizlik, az adet görme olarak.